Şimdi bizim bugün duygulardan bahsedeceğiz. Konumuz duygular. Bizim doğuştan getirdiğimiz 7 tane temel duygumuz var. Bunlardan birincisi öfke duygusu, korku, üzüntü, utanç, tiksinti dediğimiz 5 tane temel olumsuz dediğimiz duygu. 2 tane de olumlu dediğimiz coşku, heyecan ve sevinç duygusu var. Bu 7 temel duygu bizim hayatta kalmamızı sağlayan, bizim işte yaşamımızı, varlığımızı sürdürebilmemiz için var olan 7 tane temel duygu. Bunların hepsini ayrı ayrı nitelendireceğiz ve bu duyguların işte işlevleri, işlevselliği ve bu duyguları hayatta nasıl kullanıyoruz? Bunlarla ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Öfke duygusu bizim doğuştan getirdiğimiz bir duygu. Öfke saldırıya karşı verilen bir duygu. Ve kimliğimizi, kişiliğimizi korumamızı sağlayan bir duygu. Mesela ne yapıyoruz? Biri bize hakaret ettiği zaman, bağırdığı zaman, onun üstümüze geldiğimiz zaman kendi kimliğimize ve kişiliğimize, kendi varlığımıza bir olarak bir müdahale olarak algılıyoruz. Ve bu saldırıya karşı öfkeyle kendimizi koruyoruz. Veya işgale uğruyoruz. Biri oturmamıza, kalkmamıza, yememize, içmemize, hareketlerine, tavırlarımıza, her şeye müdahale ediyor. Ve müdahale ederken bize şöyle bir mesaj veriyor. Sen bir varlık değilsin. Sen bir birey değilsin, senin bir kimliğin yok, senin adına ancak ben karar verebilirim, senin adına ben düşünebilirim, senin ne yapacağına, nasıl davranacağına ben karar veririm. Yaklaşım yaklaştığı zaman biz bunu kimliğimize ve kişiliğimize müdahale olarak algılıyoruz ve kendi kimliğimizi ve kişiliğimizi korumak için öfkeyle karşılık veriyoruz. Bu yüzden bu öfke duygusu bizim varlığımızı korumamız için, kimliğimizi, kişiliğimizi korumamız için temel bir duygu. İkincisi korku duygusu. Korku duygusu da bizim bir tehlike karşısında, bir böyle zor durumda kaldığımız zaman otomatikmen kaçma gereksinimi hissederiz milisaniyeler içerisinde. Bu kaçma gereksinimi var eden duygu korku duygusudur. Eğer bu korku olmazsa her şeyin üzerine ölümüne gideriz. Ve belli bir noktadan sonra mutlaka hayatımızı kaybederiz. Yani bir ormanda yürüyorsunuz, ormanda karşısında yırtıcı bir hayvan çıktı. Yani bu yırtıcı hayvan nedir? Üzerine atlayamazsınız, saldıramazsınız. Daha iri ya da daha cüsse, daha büyük veya fiziksel olarak bir hayvan olabilir veya zehirli bir hayvan olabilir. O yüzden ben orada korkmak zorundayım. Korkarak oradan kaçmak zorundayım. Kaçmazsam hayatımı sürdüremem. Veya dışarıdasınız, trafikte, yolda, bir yerde bir tartışmaya girdiniz, münakaşaya girdiniz. Eğer karşımızdaki insan bize fiziksel olarak olabilir, silahı olabilir, bıçağı olabilir, bir şekilde bize zarar vereceğini düşünüyorsak, eğer o anda hissediyorsak, milisaniye içerisinde bir duyguyu hissederiz ve oradan kaçarız. Bu korku duygusuyla var olan bir şey. Öyle olmazsa korku duygusunu yaşayamayız ve hayata kalamayız. Üzüntü, kayba karşı verilen bir duygu. Kayıp. Biz insanoğlu olarak tek başına yaşayamayan varlıklarız. Yani kedi yavrusunun yeme ihtiyacını, barınma ihtiyacını karşılayan doğa yasalını tek başına hayatı sürdürür. Veya doğadaki bütün hayvanlar tek başına yaşayabilir. Ama insanoğlu tek başına yaşayamaz. Mutlaka biriyle ilişki kurmak zorunda, biriyle bir ilişki kurmak zorunda. Bu ilişkiyi kurarken onlara karşı kendisini sıcak, samimi, içten, güzel duygularla onlara bağlanma gereksinimi hisseder. Bu yüzden insanları kaybetmek istemez. İnsanların işini sürdürmek ister. Böyle olunca da bir kayıp yaşadığı zaman üzüntü duygusuyla kendini karşı tarafa yaklaştırır. O yüzden kişi eğer üzüntü duygusunu hissetmese hiçbir şeyin kıymetini bilmez. Annesinin, babasının, eşyalarının, varlığının hiçbir şeyin kıymetini bilmez. Bir şeyin kıymetini bilebilmek için, onlarla ilişkini sürdürebilmek için biz kayba karşı üzüntü duygusunu yaşamak zorundayız. Yoksa dediğim gibi hiçbir şey kıymetini bilmiyor. Yani bir insan düşünüyor yani. Annesi ölüyor, yani üzüntü hissetmiyor. Bu normal bir şey değil. Veya sevdiğim evcil hayvanını kaybediyor. Çocuk mesela bir evcil kuş besliyor, kafeste kuş besliyor. Bir gün pencere açık unutuluyor. O kuş ondan sonra işte uçup gidiyor yani. Geri dönmüyor. O çocuk o üzüntüyü yaşamasa o kuşa ehemmiyet vermiyor demektir. O kuşu sevmiyor, değer vermiyor demektir. Değer vermeyen insan insanların ilişki kuramaz. O yüzden üzüntü bizim
hayatta kalmamız sağlık temel duygulardan bir tanesi. Hocam peki yas, üzüntü normal, yas anormal mi diyoruz? Yok, şimdi yas olması gereken bir şey zaten. Yas yaşanması gereken bir şey. İnsan yas yaşamıyorsa o zaman biz problem var diyoruz. Veya bir yas uzun süre sürüyorsa o zaman bir problem var diyoruz. Nedir yas? Kişinin kayıp duygusunu ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında yaşayabilir. 6 ay, 7 ay vesaireden yaşayabilir. Ama bu 1,5 yıl, 2 yıl geçmiş, 5 yıl geçmiş, 10 yıl geçmiş ama hala bu kişi bu yası tutuyorsa o zaman deriz ki kişinin işte kimliğinde, kişiliğinde, kendi varlığında bir gücü zayıf. Ego kapasitesi zayıf deriz. Anlatabildim mi? Bu kişi bu yası hiç yaşamıyorsa eğer, ya o insana değer vermemiştir. Kaldı ki çok az bir şey. İnsanlara genel değer veririz. Kaybettiğimiz insanlar bizim için değerlidir. Değerlidir. Yaşamıyorsa eğer, o zaman da iç dünyasında yoğun, derinlerde bir korku vardır. Bu korku duygusu ortaya çıktığı zaman kendi varlığını ve kimliğini kaybedeceğini zanneder kişi. Yani cenazeye gidiyorsunuz, ondan sonra işte kişi bakıyorsunuz, çok metanetli duruyor. Başınız sağ olsun, sağ olun, dostlar sağ olsun diyor. Ondan sonra çok güçlü duruyor, çok böyle şey duruyor. Ya şuna bak ya, nasıl bu, ne kadar metanetli, ne kadar güçlü, ne kadar şey diye duyuyorsunuz. Ama baktığınız zaman kişi içinde yoğun bir üzüntü yaşıyor, o kadar yoğun bir üzüntü yaşıyor ki o üzüntü ortaya çıktığı zaman kişi yok olacak, kaybolacak. O bu yüzden dolayı ne yapıyor? O hüznünü kapatıyor, izole ediyor. Bastırıyor. Şey. Evet, bastırıyor. Ama bu sağlıklı bir bastırma değil. Sağlıklı bir bastırma değil. O yas yaşanması gereken bir şey. Olması gereken bir şey. En az 6 ay. Yani şimdi bunun belli bir zamanı yok. Kimisi 3 ay yaşar, kimisi 5 ay yaşar. Ama literatürde 6 ay ile 1 yıl arasında yaşanan yas normal bir yas olarak kabul edilir. 1 yıldan sonra uzayan yaslar biraz tedavi gerektirir. Kişi depresyona sokar. 4. duygu utanç duygusu. Utanç duygusu da bizim hayatta kaldığımız sana temel duygulardan bir tanesi. Neden? Çünkü biz insanlarla tek başına yaşayamayız. Beraber yaşamak zorundayız. Tek başımıza yaşayamayız. Ve beraber yaşayabilmemiz için de insanların belli yaklaşımları, belli tavırlarından dolayı uzaklaşacak unsurları araya sokmayız. Nasıl yaparız bunu? Utanç duygusuyla yaparız. Yani toplum içerisinde gaz çıkartmayız. Gaz çıkarttığımız zaman insanlar bizi dışlar, iğrenç der, pislik der. Sokak ortasından sonra çırılçıplak gezmeyiz. İnsanlar bizden ülker, şey yapar. Burnumuzu karıştırmak, tiksinti ve davranışlar sergilemeyiz. Ve ahlaksızca küfür etmeyiz sokak ortasında yani. Böyle insanlar yok, bu var olabilir. Ama bu insanlar işte birazdan geleceğim. Bu duygularında farklı bir duygu kapatmak için kullanıyorlar bunu. Ve bu insanlar toplum tarafından sevilmeyen, dışlanan insanlar. O yüzden bizler, sağlıklı insanlar, utanç duygusuyla insanlar arasındaki ilişkilerimizi kuvvetlendiririz. Kuvvetlendiririz. Dediğim gibi yani rastgele hareketler, tavırlarla insanların böyle sıkıntıya sokacak, tiksindirecek, mide bulandıracak, onun düşmanlığını alacak bir tüm tavırsız işte gelmeyiz. Utanırız. Haya ederiz. Neden? İnsanların ilişkilerini sürdürmek için. Sonra beşinci duygu tiksinti duygusudur. Yine biz tiksinmek zorundayız. Tiksinerek kendi metabolizmamızı, kendi ruhsal sağlığımızı ve fiziksel sağlığımızı koruruz. Nasıl koruruz? Yani tiksinerek o şeyden uzaklaşırız. O nesneden, o varlıktan, o gıdadan uzaklaşırız. Mesela buzdolabını açıyorsunuz, buzdolabında işte küflenmiş bir yemek var. Ne yaparsınız? Tiksinirsiniz ve onu dökersiniz. Neden tiksinirsiniz? Çünkü onu yediğiniz zaman bilirsiniz ki zehirleneceksiniz. Çünkü bilirsiniz ki o size zarar verecek. Bu yüzden dolayı tiksinmek zorundayız. Ve bazı insanlar vardır. Yanına yaklaşmak istemeyiz. Ona bakmak, ona yaklaşmak, onunla olsun bir şey kurmak bize tiksinti verici gelir. Neden? İç dünyamızda ruhsal yapımız o insandan zarar göreceğini hisseder ve kendi varlığını korumak için tiksinti duygusuyla o insandan kendini uzaklaştırır. Bu açıdan baktığımız zaman
beş temel duygu şeydir. Hayatta kalma sağlayan temel duygulardan bir tanesidir. Kaygı peki hocam? O türemiş bir duygu olduğu için mi? Evet, biraz kaygı şöyle, biraz kaygıyı korkunun içine alabiliriz aslında. Şimdi korku, gözle gördüğümüz, fark ettiğimiz şeylere verdiğimiz tepkidir. Nedir? İşte somut bir hayvan görüyorsun, somut bir böcek görüyorsun, somut bir nesne görüyorsun. Rengisi üzerine saldırıyor. Bir korku. Ama kaygı da bu iç dünyamızda bir belirsizlik vardır. Nedir? Ormanda gidiyorsun ve sesler duyuyorsun. Duyduğumuz ses ne olduğunu bilmiyorsun. Bilmediğin için İşte acaba korku veren bir şey mi, bir yaratık mı, bir hayvan mı, böcek mi, bir şey mi, yılan mı diye düşünüyorsun. Ve bu seni kaygılandırıyor. Kaygılanarak oradan kaçıyorsun. Veya sınava gireceksin. Sınavda ne bekliyorsun? Başarı bekliyorsun. Bu başarı duygusunu alamadığın zaman insanlar tarafından sevilmeyeceksin. İnsanlar seni yanlış tanıyacak. Şöyle olacak, böyle olacak. İşte öğretmenin gözünden düşeceksin. Arkadaşların sana bacayı çizmeyecek, yapamadı diyecek. Öğretmenlerin olsun işte bu çocuk işte yapamadı diyecek. Annenin babanın beklentisini karşı çıkartamayacaksın. Bunları kapılmamak için, bu belirsizliği ortada kaldırmak için ne yapıyorsun? İşte bir kaygıya kapılıyorsun. Kaygıyla bunu örtmeye çalışıyorsun. Bunu birazdan bunları açacağım. Yani kaygıyı korkunun içerisine alabiliriz yani. Korkunun içerisinde bir duygu olarak alabiliriz. Şimdi bu yedi temel, yani yedi altından bahsetmedim. Sonra coşku ve heyecan duygusu. Yine coşku ve heyecan bizim motivasyon kaynağımızdır. Hayatta mücadele edebilme varlığımızdır. Bu motivasyonla biz hayatımızı, yaşamımızı sürdürebiliriz. Üniversite okumak istiyoruz, üniversiteyi bitirip meslek sahibi olmak istiyoruz, evlenmek istiyoruz, çocuk sahibi olmak istiyoruz, onun iyi bir işimiz olsun istiyoruz, arabamız olsun istiyoruz, evimiz olsun istiyoruz, zengin olmak istiyoruz, para olsun istiyoruz. Hep bunları ne yapıyoruz? Coşku ve heyecan duygusuyla yaşıyoruz. Bu coşku ve heyecan duygusu olmasa biz hayatta varlığımızı sürdüremeyiz. Depresif bir birey haline geliriz. O yüzden depresif bir birey olmamak için bu coşku ve heyecan bizim içimizde var olması gereken temel bir duygu. Sonra sevinç duygusu. Sevinç duygusu üzüntünün karşıtı bir duygu. Üzüntü kayba karşı verilen bir duyguydu. Sevinç de kazanca karşı verilen bir duygu. Bir kazanç elde ettiğimiz zaman bu bizi mutlu eder, bu bizi sevindirir. Neden sevindirir? Çünkü değerli olduğumuzu hissederiz. Var olduğumuzu hissederiz. Kimliğimizin onaylandığını hissederiz. Ve bu hayatta kalmamızı sağlayan bizim için temel bir duygudur. Bir şeylerin kıymetini sağlayabilmek için, kıymetini bilmek için kazanç elde etmemiz lazım. Yani eşimiz bize çiçek alıyor. Güzel sözler söylüyor. Milli piyangodan para kazanıyoruz. Yani böyle bir şey kazandığımız zaman kazandığımız şeyler bizi mutlu ediyor ve keyif veriyor. Ve hayata daha fazla tutulmamız, insanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurmamızı, onlarla yakınlık kurmamızı, sıcak ilişkiler kurmamızı, sıcak temas kurmamızı sağlayan bir duygu haline geliyor. Sevinç duygusu. İşte bu bir temel duygu yerinde ve yeterince kullanıldığı zaman asıl önemli noktaya geliyoruz. Bunları biz şöyle ben şey yapayım. Ayağa kalkın. Bunlara biz primer duygular diyoruz. Primer. Yani birincil duygular. Bu duygular primer olarak yani gerçek duygu olarak temel duygular olarak kullanıldığı zaman bu duygular karşı tarafta şefkat ve merhamet duygusu tetikler otomatikmen. Yani biz öfke duygulandığımız zaman karşı tarafa bu öfkemiz gerçek bir öfke ise bu öfkemiz gerçekten bizi sıkıntıya karşı, tehlikeye karşı, kendi varlığımızı, kimliğimizi korumaya karşı verdiğimiz bu duyguysa karşı taraf bunu anlar ve bize şefkat ve merhametle yaklaşır, bize hak verir. Hah der, ya adam öfkelenmişler, üzerine gitmeyin der, şey yapar, sağlıklı bir bireyse tabii. Sonra korku duygusu. Bir korku yaşadığımız zaman bir çocuk düşünün. Ondan sonra bir böcek görüyor, korkuyor. Korktuğu zaman hemen annesinin yanına yaklaşıyor. Annesi, evet sen korktun, bak bu seni korkuttu derse o çocuğun varlığını onaylamış oluyor, kimliğini onaylamış oluyor. Ve o çocuğa duygu yaşattığı için o çocuk kendisini güvende hissediyor.
bu onun için gerçek bir duygu. Şefkat ve merhamet duygusu, annenin şefkat ve merhamet duygusunu tetikleyen bir duygu. Bir yas oluyor, bir cenaze oluyor, işte birini kaybediyoruz. Ve dediğim gibi örnek verdim, çocuk kuşunu kaybediyor. Üzüntü gerçek bir üzüntü. Çocuk bir kayıp yaşamış, birevi kayıp yaşamış. İşte bir ölüm olmuş, bir yas olmuş, bir arkadaşını kaybetmiş. Buradaki kayıp duygusu gerçek bir duygu olduğu için, primer duygu olduğu için biz ne yaparız? Üzüntü duygusuyla kişinin üzüntü duygusunu anlarız. Sonra şefkat ve merhametle onunla yakınlık kurarız, yakınlık gösteririz. Sonra utanç duygusu. Mesela dedim ki gaz çıkartmak, işte burun kaşıtmak, tiksinti verici davranışlar sergilediğimiz zaman insanlarla ilişkilerimiz bozulur deriz. Ama kişi bunu kasten yapmıyorsa, bilerek yapmıyorsa, bunun arkasında bir art niyet yoksa, yani bu duygu birinci ve gerçek bir duygusu, primer bir duyguysa, o zaman biz karşı tarafın bu durumunu hoş görürüz, hoş karşılarız. Utandı deriz. Ondan sonra veya işte yanlışlık da oldu deriz. Veya işte kişi bir tiksinti duygusu içerisindeyse, bir şeyden midesi bulanıyorsa, yemiyorsa, ondan kaçıyorsa eğer, o zaman biz bunu gerçek bir kaçmaysa, gerçek bir tiksintiyse, gerçek bir primer bir duyguysa, birinci bir duyguysa, o zaman şefkat ve merhametle karşılarız biz. Ama bazen yanlış anne baba tutumları veya gelenekten gelen bir takım yanlış davranış ve tutumlar veya ondan sonra işte kişinin o duyguyu, o öfkeyi, o korkuyu, o üzüntüyü, o utanıyor, o tiksintiyi, o sevinç, coşkuyu, o işte heyecan duygusunu kaldırabilecek güçte değilse kişi, o zaman biz bu duyguyu başka bir duyguyla örteriz. O zaman o duygular ikinci duygular olur bizim için. Yani sekonder. Sekonder ikinci duygular olur. Nedir bu ikinci duygular? İkinci duygular da aynı duygulardır. Yine öfkedir, korkudur, üzüntüdür, utançtır, tiksintidir, coşku, heyecan ve sevinç duygusudur. Ama bu duygular gerçek halleriyle kullanılmazlar. Bunlar birinci halleri, primer, birinci duygu olarak kullanılmazlar. Bu duygular başka bir duygunun, diğer duygulardan birinin üzerini örtmek için kullanılırlar. O zaman ikili kullanıldığı zaman bu duygular şefkat ve merhamet yerine karşı taraftaki yanlış duyguları tetikler. Kişi gerçek varlığını ortaya koyamadığı için, sahte bir duygu içerisinde olduğu için karşı tarafa kendisini anlatamaz. Karşı tarafa varlığını şey yapamaz. Mesela kişi ne yapıyor? Öfkeleniyor. Neye öfkeleniyor? İşte arkadaşı ona selam vermedi. Onu yok saydı. Sevgilisini aradı. Sevgilisi arayınca ona cevap vermedi. 20 tane çağrı attı, dönüp mesaj atmadı. Öfkeleniyor kişi. Şimdi burada baktığımız zaman bu öfke gerçek bir öfke mi? Değil. Çünkü bir saldırı yok. Çünkü bir işgal yok. Çünkü kimliğe bir kişiliğe müdahale yok. Sadece karşı taraf seni ciddiye almadı, kale almadı. Ne var aslında? Bunda bir kayıp var. Kayıp var. Ama kişi bu kayba karşı üzüntü duygusunu yaşayabilecek olgunlukta olmadığından dolayı öfke duygusuyla karşı tarafa saldırıyor. Diyor ki 20 tane çağrı bıraktım sana, akşama kadar seni aradım ama sen bana cevap vermedin diyerek öfkeyle karşı tarafa saldırıyor. Bu sefer kişinin duygusu sekonder olduğu için, gerçek duygu olmadığı için kişi ne yapıyor? O öfkeyle karşılık veriyor. İki duygu çatışıyor ve arada bir çatışma ortaya çıkıyor. Bu duygu o zaman aslında üzüntü olması gerekirken öfkeyle kapattığınız ikinci bir duygu oluyor, öfke duygusu. Veya kişi ne yapıyor? Evli, eşi geç saatte geliyor veya eşi beklediği sevgi, ilgiyi karısına göstermiyor. Kadın ne yapıyor? Sen beni aldatıyorsun. Sen ondan sonra işte bu saat oldu gelmiyorsun. Sen beni sevmiyorsun, önemsemiyorsun diyerek adama saldırabiliyor. Bağırıp çağırıp hakaretler sunabiliyor. Aslında orada gerçek duygu ne? Kayıp duygusu. Şunu dese, yani kocacığım sen geç gelince ben kaygılanıyorum. Sen geç geldiğin zaman ben işte seni kaybetmekten korkuyorum. Başka kadınlarla konuştuğun zaman seni kaybetmek korkusuyla ondan sonra seni kıskanıyorum dese belki onun eşi ona şefkat gösterecek, merhamet gösterecek, anlayış gösterecek. Ama kadın bu duyguyu, öfke duygusuyla üzerini kapattığı zaman saldırıyor.
saldığı zaman bu sefer sen adi, pislik, şerefsizsin, sen orospu çocuğusun, beni aldatıyorsun, şöyle böyle diye adama saldığı zaman adam da bunu öfkeli karşılık veriyor. Veya adam kaçıp gidiyor. Veya işte arada ciddi problem, ciddi bir çatışmalar çıkıyor. Neden? Çünkü gerçek duygumuzu ortaya koymadığımızdan dolayı. Burada üçüncü bir duygu sanki gurur var gibi hocam. Tamam. İşte gurur duygusu, işte o ikinci duyguyu örten, işte ikinci duygu ortaya çıkmaya çalışan, bir duyguyu şey yapan insanın bir vasfı. Neden gurur yapıyoruz biz? Çünkü erkekler ağlamaz diyoruz. Ondan sonra işte böyle hüzünlü yaşamamalısın diyoruz. Yani kişi ne zaman bu duyguları yaşasa, öfke, korku, üzüntü, utanç, tiksinti, coşku, heyecan duygusunu yaşasa, bunu gerçek halleriyle yaşasa, karşı taraf bunu onaylamamış bebekken, ondan sonra bu duyguları normal görmemiş, güçsüzlük olarak, acizlik olarak görmüş, yanlış olarak görmüş, anne baba bu duyguları yerinde ve yeterince çocukta karşılamadığı için, çocuk da bu duyguları birinci duygu olarak yaşamıyor. İkinci bir duygu, sekonder duygu olarak yaşıyor. Nasıl sekonder duygu olarak başka başka oluyor duygular? Tüm yaşam dönemlerinde aynı mı? Çocuklukta da mesela bir oyuncağı coşkuyla isteyip ağlaması mesela. O da yine birinci duygu, coşku, heyecan. Ağlayarak bunu yansıtıyor olması ikinci duygu gibi mi? Şimdi şöyle, çocuklar bu duyguları doğuştan vardır ama bu duygular hala şekillenmemiştir. Çocukta öfke duygusu vardır ama çocuk bu öfke duygusunun dozajını bilmez. Ne kadar öfkelenmesi gerektiğini bilmez. Veya işte korku, üzüntü, utanç, bu duygular çocukta vardır, doğuştan gelen duygulardır ama bunları şekillendiren çocuğun annesiyle kurduğu ilişkidir. Çocuk eğer bu duyguları çok yoğun yaşıyorsa, korku duygusunu, anne ondan sonra işte ne yapacak? O duyguyu çocuğu alacak, o korku duygusunu sakinleştirecek. O duygusunu çocuk regüle edebilir, kontrol edebilir hale gelecek. Annesinin yardımıyla, annesinin desteğiyle. Ama anne bu desteği vermediyse çocuk bu duyguyu yoğun bir şekilde yaşıyor ve bu duygu bir şekilde taşıyor. Anlatabildim mi? Şey düşün, şimdi bebekler vardır, bebeklerin midesi vardır, kursakları vardır. Çok fazla emzirdiğin zaman ne yapar? Çocuk onu kursar. Atar yani. Duygular da öyledir. Çocuk iç dünyasında kursaklara girilir. Kursağına giren yemek gibidir. Eğer çocuğa çok fazla öfkeyi yüklersen eğer, anne öfkeliyse, baba öfkeliyse, onun sonunda işte çocuk her yaptığı davranış öfkeyle karşılık veriliyorsa eğer, o çocuk öfkeye çok fazla maruz kalmıştır. O zaman bu duygusunu, öfke duygusu baskınmış ve diğer duyguların önüne geçmiştir. Aynı çocuğun fazla gıdayı kustuğu gibi çocuk da öfkesini ilerleyen dönemlerde kusar. Bir öfkeli birey haline gelir. Öfke diğer duyguları örten ikinci bir duygu haline gelir. Anladım. Çocuk bunu nasıl sağlayacak? Annesiyle sağlayacak. Çünkü öfkelendiği zaman çocuğu sakinleştiren bir yapı ortaya çıkacak. Sakin ol. Ondan sonra işte bak ben karnın acıktı biliyorum. Ondan sonra tamam karnını doyuracağım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye değiştirmesi lazım. Veya dedim ya çocuk bir şeyden tiksinebilir, midesi bulanır. Ama annenin kafasındaki çocuk nedir? Onu yemek zorundadır yani. O pırasa yemeği mi? Brokoli mi? Onu yiyecek. Çünkü o çocuk işte o besinlerle büyümek zorunda. O proteinleri almak zorunda. Ondan sonra der. Ve çocuğa durmadan ondan sonra işte yedirir. Durmadan yedirir, durmadan yedirir. Bu sefer çocuk ne yapacak? Sen her gün kuru fasulye yersen kuru fasulyenin midesi bulanır mı? Tiksindirmez mi? O yüzden çocuğa hep bunları yedirdiği zaman çocuk da ne olur? Tiksinti duygusuyla çocuk şey yapar. Bu sefer çocuk her şeyi tiksinti duygusuyla örtmeye başlar. Lokantaya gider, bir şey görür, tiksinir. Aslında tiksindiği şey o brokoli hatırlatıyordur. Tiksindiği şey o pırasayı hatırlatıyordur. Ve annesini hatırlatıyordur o garsonun yaklaşım tavrı vesaire filan. Aslında ne yaptı? Orada coşku ve heyecanla o yemeği yemesi lazım. Çünkü yemek coşku verir, heyecan verir bize. Ama o coşku ve heyecanla yemeği yemiyor, tiksinti duygusuyla üzerini örtüyor o duygunun. O coşku ve heyecan duygusunun tiksinti duygusunu örtüyor. O zaman buradaki ikinci duygu, sekonder duygu, gerçek olmayan, sahte olan duygu ne? Tiksinti duygusu. Bunu nereden kazandı? Çocukluk döneminde annesiyle kurduğu ilişkide çok fazla tiksintiye maruz kaldı. Çocuk çok fazla utanç yaşatırsa çocuğa, yani işte ne yapıyor işte ayıp, günah,
böyle davranma, böyle yaklaşma, şöyle yap, böyle yap dediği zaman çocuk ondan sonra, çocuk ne yapıyor? 3 yaşında ondan sonra işte kakasını tutuyor. Kakasını tutmak çocuk için 3 yaşında. Çocuk da haz veren bir şey, keyif veren bir şey. O hazzı almasa, o keyfi almasa çocuk kakasını tutamaz. O pelvis kasları dediğimiz kaslar gelişemez. Gelişmediği için ilerleyen dönemlerde o kakası tutma hali gelmez. O yüzden kakası tutmaktan zevk almak zorunda çocuk. Bunu zevk alıyor ama öbür taraftan da anne için bu kaka tutma reaksiyonuna ayıp bir şey. Tuvalete yapman lazım. Niye tuvalete yapmıyorsun? Niye buraya yapıyorsun? Niye şöyle, niye böyle? Vesaire ne yapıyor anne? Çocuk durmadan utandırıyor. Çocuğa utanç duygusu yüklüyor. Kumursandaki yemek taştığı gibi bu sefer çocuk utangaç bir çocuk hale geliyor. Her diğer bütün duyguların üzüntüsünü, korkusunu, coşkusunu, heyecanını utançla örtüyor. Ne yapıyor? İşte düğüne gidecek diyorlar ki oyna. Hadi bir oyna beraber göbek adam, arkadaşın düğünü, oğlunun şeyinin düğünü, kardeşinin düğünü, burada oynayan kim oynayacak? Bak müstürün de müsait, kına gidesin dedi, herkesin kadın var, kızlar yok, hadi oyna. Coşku, heyecan var, içinde böyle bir heyecan, şey, keyif var ama utanıyor. Neden? Çünkü utandığında çocuk utanıyor. Bunun utanç duygusu ikinci bir duygu, gerçek bir duygu değil, sahte. Birinci duyguyu örten bir duygu, coşku, heyecanı örten bir duygu. Yine korku duygusu. Erkekler korkmaz, erkekler korkar mı hiç? Çocuk korkuyor doğal bir şekilde ama korktuğu zaman ne yapıyor? Annesi ona bağırıyor, çağırıyor, kızıyor. Onun için erkekler korkar mı deniliyor. Çocuk ne yapacak? Korku duygusunun içine atacak, içine gömecek yani. İçine nasıl gömecek? Başka bir duyguyla görecek, gömecek. Belki üzüntüyle gömecek, belki utançla gömecek. Belki öfkeyle gömecek. Korktun mu diyorsun şu adama? Ne korkacağım be diyor yani. Bağırıyor, çağırıyor, öfkeleniyor. Ya korkmak normal bir duygu. Mesela bir danışanlar gelir, acıklı veren şeyler anlatır. Der ki işte ben eşimle kavga ettim. Eşim bana böyle davrandı. Beni aldattı. Şöyle oldu, böyle oldu der. Ama bunu normal anlatır. Sıradan düz anlatır yani. Hiç burada böyle bir şey hissetmezsin. Verdi duyduk şeyde. Sıradan bir olay gibi, film gibi anlatır yani. Neden? Çünkü bu duygu çıktığı zaman içinden yoğun bir üzüntü çıkacak. Üzüntü duygusu belki onu dağıtacak. Bu üzüntü duygusu yaşamamak için ne yapar? Bunu normal bir olay gibi anlatır. Sıradan bir olay gibi anlatır. Bunu neyle kapatır? Genelde şeyle kapatırlar. Sevinçle kapatırlar. Veya coşkuyla, gülerek anlatır mesela. Veya kişi böyle trajik bir şey anlatır. Güler. Yüzde tebessüm vardır. Şimdi bizim terapilerde söylenen sözlerin hiçbir anlamı yoktur. Ben benim başıma şu geldi, bu geldi, annem bana bunu yaptı, babam bana böyle davrandı, eşimle ilişkim şöyle filan, bunlar bizim için hiçbir anlamı yoktur. Bunların kişi nasıl anlatıyor? Bunu anlatırken ki ses tonu nasıl? Bunu anlatırken ki duruşlarında duruşu nasıl? Bunu anlatırken ki olsun işte o sesteki o ses tınısı, prosedi nasıl? Bunu anlatırken arkasındaki duygu nedir? Biz buna bakarız. Hikayelere bakmayız. Çünkü gerçek olan şey kişinin o ses tonudur. Gerçek olan o duruşudur. Gerçek olan oturmasıdır. Gerçek olan o sesteki o tınıdır. Gerçek olan budur. O nedir? O da birinci duygudur. Gerçek bir duygudur. Biz ne yapıyoruz? Bizi duyguda tutmaya çalışırız kişi. Yani eşim gelmediği için aradın 20 tane çağrı bıraktın eşine ve eşin gelmedi. Öfkelendin ve kızdın. Biz buna bakabilir miyiz biraz? Acaba bunun arkasında eşini kaybetme duygusu olabilir mi? O geldiği, gelmediği zaman, eve geç geldiği zaman, yani onu kaybetme duygusuyla, yani bir üzüntü duygusuyla yaklaşamadın. Çünkü sana ağır geldi, öfkeyle saldırdın. Kişi ne yapar burada? O zaman o öfke duygusu ortadan kalkar. O metanet duygusu ortadan kalkar ve kişi üzüntüyle ağlamaya başlar. Ağlamaya başlar. Gerçek duygusunu tanır. O zaman ne yapar? Bu terapide deneyimleye sonrasında bu duygusunu hisseder ve bu duygusunu yaşamaya başlar. Sonra eşine gerçek duygusuyla hitap etmeye başlar.
ben seni kaybetmekten korkuyorum der. Bu bana üzüntü veriyor der. Senin bana böyle yapman beni değersiz gibi hissediyorum ve bu da bana acı veriyor der. Bunların her biri diğer yedi duyguyla örtütülebilir. Mesela öfke duygusunu korkuyla da, üzüntüyle, utançla, tiksintiyle, coşku, heyecanla da kapatabiliriz. Veya işte bir korkuyu diğer yedi duyguyla, bir utancı, bir üzüntü, bir tiksinti, diğer yedi duyguyla da kapatabiliriz. Bu duygunun ne olduğu, gerçek duygu, primer duygunun ne olduğu kişinin içinde saklıdır. Biz bunu anlamaya çalışırız ve bunu terapide yorumlarız. Yorumladığımız zaman kişi bu gerçek duygusunu fark eder. İçine gider, iç dünyasında kendini analiz eder, bir mentalizasyon kapasitesiyle, içgörüyle bunu görür ve benim gerçek duygum bu diyecek seviyeye gelir. Bu seviyede biz şey yaparız, kişiyi tutmaya çalışırız, gerçek duygusunu hissettirmeye çalışırız terapide. Bir de üçüncü duygu vardır. Bundan anlaşıldı mı? Bu duygular, bu duyguların birinci ve ikinci olmaları, gerçek ve sahte olmaları. Üçüncü duygu ise manipülatif duygulardır. Manipülatif duygular da yine aynı duygulardır. Öfkedir, korkudur, üzüntüdür, utançtır, tiksinti, coşku ve heyecan duygusu. Aynı duygulardır. Ama kişi bunları karşı tarafı kontrol etmek için kullanır. Kendi gerçek isteklerin, arzularını karşı tarafı yaptırmak için kullanır. Mesela ne yapar? Kişi hep böyle bayanlardan gidiyoruz. İnşallah bayanlar böyle alınmazlar. Aklımıza da herhalde erkek olduğu için farklı örnek gelmiyor. Neyse aklıma girip erkek... Ben biraz da bir kendine gittim. O tarafta bundayım o zaman. Şey yapar. Bir kuyumcunun önünden geçerken çok güzel bir yüzük beğenmiştir. Kocasını al dese kocası almayacak. Ama kendisi ne yapıyor? Ağlıyor. Ağlayarak, ya işte ben yüzük beğendim de sen bana bir şey almıyorsun da ondan sonra zaten şunu da almadın da evlilik gün dönümümüzde unuttum da ondan sonra filan diyerek kendini acındırarak üzüntü duygusuyla bunu ne yapıyor? Kocasına bir şekilde o yüzüğü aldırıyor. Bu üzüntü duygusu ne yapıyor? Manipülatif olarak işi kontrol etmek için kullanıyor. Timsah gözyaşta dediğimiz duygu var ya, o duygular işte. Manipülatif duygular. Veya tamam, erkeklerden bir örnek geldi, bayanlar alınmasın. Mesela kişi eşiyle konuşacak. Şimdi diyor ki, ya ben alttan alsam, pasif dursam, kadın vıdı vıdı yapacak, tepeme çıkacak yani. Ben bağırayım, çağırayım, baskın olayım, kadın sussun der. Ve hemen bu yemeği neden böyle, neden bunu giydin, neden ondan sonra işte böyle davranıyorsun veya işte bir saat oldu kapıyı açmıyorsun diyerek öfkeyle işini saldırır. Ama bu gerçek bir öfke değildir. Bu öfke karşı tarafı baskılamak ve onu susturmak için yapılan bir duygudur. Kasten yapılmış, manipülatif bir duygudur. Evet. Zaten manipülatif duygular ve sekonder duygular ilişkiyi bozan duygular. Çünkü gerçek değil, sahte. Gerçek duygular primer duygular, birinci duygular. Yani bir öfke duygusunun kimliğiyle kişiyi korumak için, varlığımızı korumak için yaşadığımız zamanki duygu, gerçek duygu, birinci duygu. Bir korku duygusu, işte o kalbine karşı, o kaçmaya karşı verilen, kendini korumak için verdiğimiz duygu, üzüntü duygusu kayba karşı, utanç duygusu insanların ilişkimizi kuvvetlendirmek adına, tiksinti duygusu fiziksel ve ruhsal sağlığımızı korumak adına verdiğimiz şekilde olduğu zaman ve coşku, heyecan, hayatta motivasyonumuzu artırmak, hayat mücadelelerimizi sağlamak amacıyla verdiğimiz bu duyguysa veya sevinç duygusu, coşku duygusu, işte bir kazancı elde ettiğimiz zaman o keyifle, o zevkle, o şevkle verdiğimiz duyguysa o zaman gerçek primer duygu. Mesela ama bir coşku duygusu kişi ne yapıyor? Hayata sarılıyor, fabrikalar kuruyor, ondan sonra işte eleman çalıştırıyor. Ondan sonra işte bir sürü zengin olmaya çalışıyor, bir şey yapıyor. Hep böyle bir hayatta bir coşku var, hayatta bir şey var vesaire. Ama baktığın zaman kişi mutlu değil. Param var diyor, hocam diyor. Yani bir sürü diyor, emrimli insanlar çalışıyor diyor. Ama diyor ben diyor mutsuzum diyor, hiç keyfim yok diyor. Neden mutsuz? Çünkü o duygu gerçek değil, sahte. Gerçek duygu ne? Gerçek duygu annesini memnun etme duygusu.
annesi onu görmemiş çocukken, çocuk ne yaptıysa, işte evler yapmış oyuncaktan, arabalar yapmış, anne bak ne güzel ben güler yüz aldım demiş, bak karnende 5 tane peki getirdim demiş. Ama annesi, olsun işte sen daha iyisini yapabilirsin, bak o daha iyisini yapıyor demiş. 8 aldığında 9 aldı neden onu almadın demiş. 80 aldı 90 aldı neden 100 almadın demiş. Ne yaparsa yapsın hayatta her başarısında anne babası mutlu olmamış. Çocuk doktor olmuş. Ondan sonra işte neden asistanlık yapmıyorsun? Neden TUS'a girmedin? Neden ondan sonra işte uzman doktor olmuyorsun? Neden genel cerrah kalp doktoru olmuyorsun? Neden bu çocuk doktoru olmuyorsun? Demiş. Yani ne hangi her başarısının arkasında annesi onu görmemiş. Çocuk ne yapıyor? Coşku ve heyecan duygusuyla o işi yapıyor, o işi sürdürüyor. Ama coşku ve heyecan duygusu gerçekten sahte. Gerçek duygu ne? Gerçek duygu burada ne oluyor? Korku duygusu oluyor. Çünkü anneyi kaybetme korkusu var. Kayıp var. Anneyi kaybetmek için hep annenin gözüne girmek zorunda. Annenin gözüne girmek nereden geçiyor? Coşku ve heyecanla hayata sarılmaktan geçiyor. O zaman coşku ve heyecan gerçek bir duygu olmuyor. İkinci sekonder bir duygu oluyor. O zaman bu duygu kişi ne yapıyor? Gerçek olması, sahte olması olduğu için kişi hep mutsuz hayatta. Hep keyifsiz. Var mı aklınıza gelen başka bir şey? Sormak istediğiniz bir şey. Ben duygu demişken aslında sormak istiyorum. Affetmeyi sormak istiyorum. Tamam. Affetmek duygusu. Oradan zaten başlamıştık. Oradan aklıma gelmişti. Şimdi affetmek eğer gerçekten bir afsa yani gerçekten bir pişman içeriyorsa gerçekten birinci bir duygu olarak primer duygu olarak üzüntü yaşatıyorsa kişiye o zaman karşı taraf bunu anlar. Anladığı için şefkat ve merhamet duygusuyla karşı taraf affeder. Ama bu manipülatif bir duyguysa veya sekonder bir duyguysa, gerçekte sahte ise, karşı taraf bunu affediyorsa, ya çıkarları, menfaatleri için affediyordur, başka yol yoktur, başka bir şey yok, onun için affediyordur. Veya karşı tarafı o manipülasyonla, o sekonder, ikinci duyguyu suna karşı, yani aldanıyordur, o yüzden affediyordur. Yoksa affetme duygusu, karşı tarafın gerçek pişmanlığı gördüğü zaman, gerçek üzüntüyü gördüğü zaman, gerçek kalbi gördüğü zaman işte verilebilecek bir duygu. Anlatabildim mi? Mesela ne oluyor? Eşi birbirini aldatıyor. Çiftler geliyor şimdi diyor ki beni ondan sonra işte kocam aldattı diyor. Ondan sonra işte ben telefonu yakaladım, telefonun yazışmalarını yakaladım diyor. Ondan sonra şey yapıyor. Adam eğer şöyle bir duyguya yaklaşıyorsa, gerçekse bu duygu, eşini kaybetmekten korkuyor. Bir üzüntü var. Ve diyor ki tamam, ben de bunu yaptım ama pişmanım. Ben seni seviyorum, ben yuvama sahip çıkıyorum. Bir anlık gafletime geldi, bir anlık boşluğuma geldi. Veya karşı tarafın zaafına, karşı tarafın ilgisine, alakasına kapıldım. Veya işte arkadaşlarıma bir şekilde kapıldım. Yani ben bundan pişmanım, seni kaybetmekten korkuyorum diyorsa eşine, oradaki kayıp duygusu, oradaki üzüntü duygusu gerçektir ve bu karşı taraftaki eşte kadında şefkat ve merhamet duygusunu tetikler. Ve kadın bu pişmanlığı gözlerini gördüğü zaman, onu pişmanlığı hissettiği zaman onu affeder ve içinde zaman zaman aklına gelse de, zaman zaman bunun kırıklığının içinde yaşasa da o onu affettiği için, gerçek olduğu için o duygu, birinci duygu olduğu için kişi ne yapar? Rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bir evini sürdürebilir. Ama adam aldattı. Aldattı ama yani işte ben karıcığım işte ben aslında öyle olmadı, şöyle olmadı, ben seni seviyorum da diyor, çiçekler alıyor, hediyeler alıyor, onu sevgiye, coşkuya boğuyor, ondan sonra işte utandığını söylüyor, ondan sonra işte ne bileyim işte kaybettiğini söylüyor vesaire ne yapıyor? Manipülatif bir şekilde duygularının hepsini kullanarak karısını kazanıyor, affettiriyor kendisini bir şekilde. Ama o ilişki sahte olduğu için İkinci ayda, üçüncü ayda birkaç yıl sonra tekrar bir çatlak veriyor, tekrar bir patlak veriyor, tekrar bir sıkıntı veriyor. Çünkü oradaki kadın affetmesi de gerçek bir affetme değil. Neden? Çünkü kadın eşinden ayrıldığı zaman, yani altında arabası var, arabası gidecek. Kredi kartı var, kullanan o gidecek. Ve ekonomik özgürlüğü yoksa kadının, ekonomik şey yapsa düzeni bozulacak. Tek annesinin yanına gitmek zorunda kalacak. İki tane, üç tane çocuğu var. İki tane, üç tane çocuk
Ondan sonra işte babasını görmeyecek vesaire. Yani sosyal yaşantısı, tekrar hayat düzeninin değişmesi kadında işte şey var. Bir kay sıkıntıya neden olacak. O yüzden kadın bu sıkıntıyı kaldıramadığı için yine kocasını affediyor. Affediyor ama oradaki affetmek de gerçek bir affetme. Oradaki duygu da... Sekonder mi oluyor? Evet, aynen öyle. Sekonder bir duygu oluyor. Oluyor. Buradaki de sahte oluyor. Ne oluyor? Affediyor ama yine ilişkileri düzelmiyor. Yine oyunda başka bir problemler, başka sıkıntı ortaya çıkıyor. Anlaşılıyor mu? Peki hocam, affetmek mesela kadının bakış açısını, az önceki örneğin kadının bakış açısını düşünelim. Affetmek her zaman şifa verir mi? Bilincil duygu olduğunda diyelim ki. Yani bilincil olarak... Şimdi eğer kişilerin patolojileri sağlamsa, yani biz nevrotik yapıda diyoruz. Alt yapıda sağlamsa, yani sağlıklı bir ebeveynin çıksa kurulursa şu döneminde, olgun bir kimliğe, olgun bir yapıya sahipse eğer, primer duyguyla yaklaşır ve bu şeydir, yani kişi rahatlatan bir şey. Ama kişi rahatlamıyorsa eğer, kişi bunu affedemiyorsa, hazmedemiyorsa, şeydir, bir orada bir problem vardır. Ve bu kişi için travmadır. Yani kocasından böyle bir şey hiç beklemiyordur, yani kocasını ona aldatacağından. Veya bir kadını, bir erkek karısını ona aldatacak aklınıza getirmemiştir yani. Ama karısının onu aldattığını görünce, kocasının onu aldattığını görünce bu onun için bir travma oldu. Travma nedir? Bir yastır, bir kayıptır. Yani kişinin artık bir kayıp yaşadı yani. Belki 6 ay, belki 1 yıl onun hüznünü yaşayacak. Bu evinin yıkılmasını, belki onun eşinin onu aldatmasını, verdiği hüznünü yaşayacak, bir yası yaşayacak yani. O yası yaşamıyorsa eğer, ama ne yapayım yani eşim aldattı, işte bugün aldattı, yarın aldattı, ne yapayım diyorsa eğer, buraya gidip terapiye eşinin onu aldatmasını bilerek anlatıyorsa veya aldatırken o zaman böyle bir gözünde parlama varsa, o zaman bu sahte değil, sahte gerçek değil yani. Anladın mı? O yüzden ne yapacak? Ya varsa travma. O zaman ne yapacağız diye insanlara biz travma çalışacağız. Travmatik müdahaleler yapacağız. Bunun için hipnoz, EMDR dediğimiz yöntemler var. Veya işte duygu odaklı terapi, yani duygularla çalışılan o sırada travmatik, travmaya çalışan yöntemler var. Bunu da çalışacağız. Travma çalışacağız o zaman. Travma varsa. Hocam. Anladım hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.